Henüz daha şampiyon belli değil ama Galatasaray böyle bir adım uzakta bu işten. Takımın havası nasıl? Şampiyon olunduğunda, kazandığında Galatasaray dönüş güzergahı nasıl planlanıyor? Evet. Ne yapılacak? Serhan, kulağına gelen bir güzergah var mı? Yani böyle planlamalar yapılıyordur hepsi mutlaka. Hepsi yapıldı, hepsi belli. Aykut hepsini net bir şekilde dile getirebilirim. Hatta bugün de benim bir haberim vardı. Sosyal medya hesabından paylaştığım Galatasaray'da bir kutlama olmasını bekliyordum. Onunla ilgili bütün gelişmeleri vereceğim ama ilk önce şunu söyleyebilirim. Galatasaray'da her hafta bir konsantrasyon vardı biliyorsun. Galatasaray sürekli konsantrasyon tuşunu aktif hale getiriyordu. Ama bu sefer konsantrasyon yok, sıkı yönetim var. Ne demek o? Yani şunu demek istiyorum. Adeta bu hafta Florya'da kuş uçurtulmuyor. Bu haftanın çok önemli olduğunu, bu hafta şampiyonluk maçına çıkacak olan Galatasaray'ın rehavete kapılmaması, taraftarların ya da hani biliyorsun senenin sonuna doğru sponsorlar gelir, orada bir çekimler yaparlar, futbolcularla röportajlar yaparlar ya da farklı bir işler yaparlar. Bunların hepsi yasaklandı. Yani Florya'ya şu an sıkı yönetim var. Giriş çıkışlar kapatıldı. Hiçbir şekilde giriş çıkışlar olmuyor. Onu net bir şekilde dilelim. Disiplin, konsantrasyon ve onunla beraber de sıkı yönetim hat safhada diyebilirim Galatasaray'da. Tabii ki Ankara gücü karşılaşması için pazartesi günü Galatasaray Ankara'ya gidecek. Kafile başkanı olarak da ikinci başkan Metin Öztürk olacak kafilede. Bu bir de bilet açıklaması var onun Ankara gücünün. Değil mi? Ya okuyabildin mi o haberi? Okuyabildim. Diyor ki Galatasaraylılar ekstra bilet alıp gelmesin. Aynen. Bunun öyle başka açıklaması yok zaten. Yani orada diyor ki Ankara Gücü Pasa Ligi olması lazım. Ankara Gücü Pasa Ligi ile beraber bir ay öncesine kadar iptal edip de hani biliyorsun TFF kartları alıyorlar rahat geçebilmesi için de buna da izin vermiyor. Bu açıdan ama İl Güvenlik Kurulu'nun kararıymış bu. Ankara Gücü Kulübü'nün kendi başına aldığı bir şey değilmiş bu. Ya olabilir yani. Açıklama Aykut öyle diyor yani. İl güvenlik. Ama şu an herkes stadı bekliyor. Herkes Ankara Gücü maçını bekliyor. Bütün Galatasaraylı Ankara Gücü maçını bekliyor. Yani Kasımpaşa biletler, maçı gibi olmasın diye belki düşünmüşler. Biletler 10 saniyede bitti. Belki de. Biletler 10 saniyede bitti. Ya bence yani artık bu saatten sonra gelsin taraftarlar izlesin. Ankara Gücü para kazansın. Kasaya para girsin. Ankara yani Gücü taraftarı zaten ama Ankara Gücü taraftarı da gider ya. Bu hani boş mesela atıyorum. Hani şimdi şey yapmayalım da hani İstanbul Spor'un o kadar taraftarı yok ya da Ümraniye'nin o kadar taraftar kitlesi yok. Acaba şey mi diyor? Otokrede Kasımpaşa'nın. Ankara fiyat Gücü farkı olup gelir mi elde etmeli bilmiyorum, diyor Ankara Gücü. Yok ya. Serhan öyle mi düşünüyorsun? Onu söyledim ben. Fiyat farkı yani o da ya aslında ticari olarak şu an herkese her daha türlü parayı verirler. Yani şu an düşün Galatasaray'ın kendi evinde Fenerbahçe derbi karşılaşması için şu an 3 katı 4 katı bilet talebi var. Yani stadın kapasitesi şu an 52.500. Şu an bana gelen bile 1000 kişi vardı. Öyle düşün yani. Ben Galatasaray muhabiri olarak bana gelen bile 1000 talep var yani. Bana biz da 10, almak istiyoruz. 10 kişi. localar ben almış Beşiktaş başına muhabirim gidiyor. Bana da geliyor. Geliyor. O yüzden bana sormuyorlar. Gitmek istemiyoruz maça. Bugün şöyle bir gelişme oldu. Hatta 2 günden beri bu gelişme takip ediliyordu. Galatasaray Ankara Gücü karşılaşmasında gidemeyen taraftarlar için statta ekranları koyacaktı ve herkes tribüne çıkıp bu güzel bir şey. Takımını destekleyecekti ve maçını izleyecekti. Ama İl Güvenlik Kurulu'nda bir karar aldı. Onda da şöyle bir durum. Çünkü aynı gün biliyorsun Fenerbahçe'nin de evet maçı var. Ve güvenlik neticesi sorunlu olmamasının açısından o etkinliğe iptal edildi. Hmm. Şöyle bir etkinlik olacak. Yine düşük katılımı yani hani o 2500 işte 20 bin taraftara gelir. Belki aşağıda 2000, 3000, belki 5000 taraftarın olduğu. Bu arkada Aslanlı Yolu'nun olduğu yerde bir yine dev ekran koyacak Galatasaray Kulübü. Orada taraftarlar hem maçı izleyecekler hem de o coşkuya ortak olacaklar. Yani büyük bir seyir zevkinden minimize edilmiş Galatasaray taraftarların olacağı ama NEF stadında olacağı bir etkinlik olacak. Sonrasında şöyle bir durum daha söz konusu. Galatasaray eğer şampiyon olduğu takdirde havalimanına iner inmez Florya'ya gitmeyecek. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Şimdi taraftarlar da hangi havaalanı inecek diyorlar. Onu söylemeyelim. O netleşir. %99.9 İstanbul Havalimanı'na gelecek. Yeni havaalanı. Yeni havalimanına gelecek. Orada da şöyle bir durum söz konusu söyleyeyim ben Aykut.
Yani hani şu an her şey ayarlanmaya çalışıyor. Şimdi uçak biz İstanbul Havalimanı deriz. Pilot hemen yani Sabiha'ya gider. Genel havacılığa gidebilir. Sabiha gitmez. Taraftarını bırakmaz. Çok kalabalık olur. Ama şunu söyleyeyim. Buradan da herkes bilsin. Galatasaray taraftarları bilsin. Özel havacılıktan çıkarlar. Oradan inip de takım Florya'ya gitmeyecek. Üstü açık otobüstür vesaire. Yok yani daha yani Fenerbahçe maçı var ya. Ondan yani sonra hayır şampiyon olursa canım şampiyon Ankara'da. Olursa o hayır onu soruyorum ben zaten. Etkili kanattaysa ben Ankara Gücü maçından sonrasını anlatıyorum. Ankara Gücü maçını yenip şampiyon olup tur ya attığında. Gece 2.30'da takım gelecek diye düşün. Gece 2.30'da gelecek. 3 çıkmaları. Gece 3'te herhalde öyle bir şey yapmazlar. Yani muhtemelen şu da olabilir. Ya yani şu da düşünülüyor yani planlama dahilinde. Bir kere şunu net bir şekilde söylerim. Çünkü Florya'nın zemininin, o Florya'nın sağlık bir şekilde devam edebilmesi için. Çünkü sonrasında da Fenerbahçe karşılaşması var. O yüzden takım Florya'ya gitmeyecek. Takım oradan ferdi bir şekilde dalacak. Ya da 3 ya da 5 önemli futbolcu belki o stat'taki etkinliğe gelecek. Ben sana bir soru sorayım mı? Tabii ki. Maç kaçta? 8. 20. Evet evet 8. Kaçta bitiyor? 10'da. 10 hadi 10-15'te. Aha. Şampiyon ya oldu. 12'de çıkardı. Bir dakika. Tur attı. Tamam. Ne yaptı? Saat 23. Yani deplasman da hani çok da uzun sürmeyebilir. Tabii. Hadi de ki 22.45 tur attı. Basın maç toplantıları 23.30 doğru mu? Ankara'da. Doğru. Biraz zor tur attı. Statta iş bitti. Ha, evet. Hı-hı. Tur atma işi de biraz belki şey olabilir. Tamam. 45 dakika Ankara-İstanbul uçuş. Özel uçak değil mi? Hı-hı. Evet. 12.30'da havalimanında olsa öyle değil. Esenboğa'da. Öyle değil. Öyle çok sapmalı. Bir de burada. Hayır 2.30 diyorsun sen. Çok düzenli hesapladın. Ama 2.30 diyor. Aykut. Galatasaray Kulübü'nden bahsediyoruz. Bu ya sene şampiyon şampiyonluk daha da önemli. Ha iki bu olmuş, sene ha bütün olmuş, rakiplerini alt üst etmişsin. Bütün rekorları egal etmişsin. Hayır kardeşim Galatasaray taraftarı karşılama için soruyor da o yüzden. Galatasaray taraftarını karşılama ile ilgili ben bütün bilgileri hem sosyal medyada hem de Demir Ona Barajansı'ndan paylaşacağım. Daha spor ekranlarında bildireceğiz tabii ki. Kaç gibi? Sabahtan bildireceğiz ya. Yok ya. Ha yani sonra. Tabii. Sonra. Aykut abi o saatte organizasyon yapıyor. Aykut abi o saatte olacak. Organizasyonu kuruyor abi. Bize saat söyle abi. 2 mi 2.30 mu? Taraftar bize bekliyor. Net bir şey söyle değil evet. Mi? Havalimanı falan her şey istiyor. Net olsun yani. Taraftar oraya yönlendirecek. Saati ver uçağın. Ama şimdi böyle durumda da sapmalar çok oluyor. Nasıl oluyor sapmalar? Oluyor bir kere yani. Abi soyunma inşallah odasında kutlama oluyor bir kere yarım saat yani. Şampiyon oluyorsun. Soyunma odasını bırak dışarıda kutlama oluyor. Okan Hoca'nın Galatasaray'la ilk şampiyonluğu Icardi. Yani basın toplantısı bile çok uzun sürer yani. Yani Dursun Başkan o gün gidiyor maça. Herhalde röportajda da birçok oyuncu gelir. Normal bir maç gibi de olmaz öyle olursa. Oyuncu girmez. Bence o soyunma odasında böyle sulu kutlamalar var ya onlar olur. Vallahi yani o en az orası bir saat öyle düşünüyorum. Yani şu an için Galatasaray'ın öyle bir planlaması var ama yani Florya'ya niye gitmiyor? Florya'ya gitmiyor çünkü Florya'nın biliyorsun daha önce Galatasaray yine efsane bir şampiyonluğu var Fatih Terim zamanında. İşte otobüs gidemedi. Herkes Florya'ya çıktı. Bütün takım camlardan herkesi selamladı. O an zaten Florya'nın son maçıydı. Son maç olduğundan dolayı rahattı. Çünkü yani takımda bir ay yoktu. Orayı düzenle edebilirdin ama şimdi bir sonrası hafta şey maçın var senin Fenerbahçe'yle derbi maçı karşılaşman var yani.